Zombi Podcast'i dinliyorsun. İstasyon şefiniz Tonguç ben. Bugünkü videonun konusu cevap hakkı. Aslında bu videonun farklı bir versiyonu daha var. Dislike versiyonu ya da dis atma versiyonu. O biraz daha sert olduğunu düşündüm. Katıla attım o videoyu. İmkanı olan izleyebilir. Ama burada daha soft bir aslında dis atacağım. Onun dışında amatör telsizcilikle alakalı bana yöneltilen eleştirilere cevap vermek istiyorum. Çünkü cevap hakkı doğdu. Bunun dışında biraz ben hazırlıkçılık ve savunma üzerine konulara ne zaman ve nasıl başladım bundan biraz konuşacağım. Bir de biz hazırlıkçılar olarak nerelerde toplanıyoruz, nerede birbirimizle haberleşiyoruz. Bu konuda ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Güzel bir içerik hazırladım sizin için. Umuyorum beğenirsiniz. Bu konularda ilginizi çekiyorsa eğer lütfen kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorumlarda benimle bu konuları istişare etmeyi unutmayın değerli dinleyenler. O zaman hemen başlayalım. Şimdi bu benim telsiz acil durum protokolleri diye bir videom vardı. Bu videoyla alakalı insanlar ikiye bölündü. Bir kısım çok beğendi, bir kısım yerden yere vurdu. Çoğunlukla beğenenler amatör telsizciliğe ilgi duyanlar, hayatta kalma konusuna ilgi duyanlar, nasıl yardım isteyebilirim veya nasıl yardım çağrılarına cevap verebilirim diyenler ve telsizi bir hayatta kalma ekipmanı olarak görenler videoya bayıldı. Ama telsizi sadece bir hobi olarak görenler bu videoyu beğenmedi. Çünkü videoda kendilerince bazı kusurlar buldular ve bundan ötürü beni farklı gruplarda, farklı platformlarda ağır eleştirilere maruz bırakıp aynı zamanda bu tür gruplardan da engellediler, banladılar. Şimdi buralardan çok cevap veremiyorum. Gerek yok, atıldığım yerlere de daha sonradan girmeye çalışmayacağım. Mesela bir Facebook grubunda bir ileti karşıma çıktı. Tonguç dostum bizi yine şaşırtmıyor. Videoda bir tane doğru bilgi yok. O kadar kudretli ki mütabık kariyerim biteli 4 yıl olmuş. Gecenin bu saatinde 5 set şınav çektirdi bana. Eyvallah, güzel bir şey yapmışım. Kendisine videodaki yorumlar yanlışlarıyla alakalı yaptığım yorumu aşağıda paylaşıyorum. Takdir sizin, sizin de fikirlerinizi bekliyorum yazmış bir arkadaşımız. Demiş ki ben neyi yanlış belirtmişim? 145, 500 ve 433, 500 en çok tercih edilen frekanslardan ziyade genel çağrı frekanslarıdır. Doğru. Doğru. Yani bunda bir yanlış yok. Sen haklısın. Ama şimdi insanlar çok fazla frekans, çok fazla anten, cihaz konuşunca hayatta kalma konusunu unutuyorlar ve bunun kullanması çok zor bir şey zannediyorlar. Hayır. Amerika'da bir protokol vardı. Wilderness protokolü, inanılmaz büyük bir coğrafya. Wilderness protokolü hem yardım istemeyle alakalı, dinlemeyle alakalı ve aynı zamanda pili çok çabuk bitebilecek bir cihazın hangi saat döngülerinde çağrı yapılması gerektiğiyle alakalı bir protokoldü. Ve baktım, Türkiye'de bu tarz bir protokol anlatılmıyor. Ben başımı belaya soktum, acil bir durumdayım. Beni kim dinleyecek, hangi frekanstan çıkış yapabilirim? Bunu anlatmak istedim. Ve Amerikan versiyonunda bunun 156-500 civarı bir şey anlatıyordu sanırım. Türkiye'de bu frekans kapalı amatörlere. Ben bunu 145-500'e uyarladım. O da açık alanlarda, ne bileyim denizde, sahilde çok daha uzağa gidebilir diye. Ve ben bunu, bakın, 10 tane VHF ya da 16 tane miydi simplex kanal var. Aynı zamanda 10 tane UHF simplex kanal var. Buraları da deneyin deseydim kafalar çok karışacaktı. Ben ayağımı kırmışım, bir vadideyim veya sahilde boğulma tehlikesi geçiriyor biri. Nasıl yardım isteyeceğim? Açacağım telsizi, 145-500, mayday mayday. Bu kadar basitleştirmek de amacım sadece. Başka hiçbir şey değil. Ve bu pili çok çabuk bitebilecek cihazın pilini korumak için
saat sabah 7'de başlayarak her 3 saatte bir 5 dakika çağrı yapılmasını veya dinleme yapılmasını anlatmıştım. Ama ben bunu işte genel çağrı frekanslarını kullanın dediğimde bunu normal vatandaşlar, yani amatör telsizciliğe gönlünü vermiş insanlar dışında kimse anlamayacaktı. Önemli olan genel bütün insanları kapsayıcı bir bilgi sunabilmek ortaya. Diğeri, lisansınız yoksa dahi bu protokolü uygulamanızı tavsiye ederim. Belirli saatlerde bu frekansları dinlemeniz gerekir ve aynı zamanda dinlediğinizi belirtmeniz gerekir. Lisansın yoksa çağrı yapamazsın. Yani burada bir kısım makaslanmış ve yanlış anlaşılma var. Yasa sana şunu demiyor: sen amatör telsiz frekanslarını dinleyemezsin demiyor. Sen bir amatör telsize sahip olamazsın demiyor. BTK bunu demiyor. Türk Ceza Kanunu bunu demiyor. Sana diyor ki sen eğer amatör frekanslarda havaya çıkacaksan, çağrı yapacaksan çağrı işaretini kullanman gerekir. Ve uzun bir çağrı içerisindeysen, bir şey konuşuyorsun, her 20 dakika mıydı, 10 dakikada bir çağrı işaretini belirtmen gerekir diyor. Ve en son çağrı kapanırken iki tarafında çağrı işareti söylenir, çağrı sonu denir, kapatılır. İşin yasal ve etik boyutu budur. Ben burada diyorum ki sen bir arkadaşının dağ evine gitmiş olabilirsin. Arkadaşının da orada bir telsizi olabilir. Arkadaşın yürüyüşe çıktı, gelmedi. Allah Allah, nerede kaldı bu? Açarsın abi telsizi, lisansın olmasa dahi. 145-500'e ayarlarsın. Arkadaşının başına bir şey geldi mi gelmedi mi dinlersin. Ben burada bundan bahsettim. Yani şimdi diyor ki acil durumda amacın muhabbet çevirmek mi diyor. Ya böyle bir şey yok ki. Ben videoda böyle bir şey dememişim ve benim demediğim başka bir şey eklemiş. Acil durumlarda polis frekansından muhabbet çevirmek mi? Bir defa sen polis frekansına girebiliyor musun? Ben giremiyorum. Veya jandarma frekansına veya 112 frekansına giremezsin. Çünkü kriptolu arkadaşım. Anlatabiliyor muyum? Kriptolu. Ben burada demiyorum ki sana, yani 145-500 ya, bu kadar basit. Sen benim aldığım, orada söylediğim bir şeyi almışsın. Bunu yapan polis frekansına girip muhabbet çevirir. Bunu yapan karısını döver. Bunu yapan kul hakkı yer. Bunu yapan esnafsa para üstü vermez. Ya at çamuru izi kalsın, yürü, kim tutar seni? Cevabı aldın. Devam ediyorum. Diyor ki Türkiye'de bunun hakkında kaynak yok, şunun hakkında kaynak yok, kimse öğretmiyor falan fıstık. Evet abi, bak benim bulabildiğim en güzel bir tane kaynak var. O da şey, Tango Alfa 1, Eko Victor. Ev gibi adam maşallah. Videosuna başlarken ve ben bir eski telsiz zabitiyim diyor adam. O kadar 4-5 yıldır videoları var ki, ilk videolarına kadar indim adamın, izledim yani. Bu kültürü, o gerçek profesyonel telsizciliğin kültürünü almış adam ve adamı dinledikçe ben feyiz alıyorum. Birkaç kişi daha var, ismini hatırlayamadım. Bu insanlar anlatıyor ve en basit anlatan Tango Alfa 1 Eko Victor. Diyor ki Solas protokolü vardır diyor. Solas protokolünde 156-800 frekansı sanırım herkese açık bir frekansıdır. Herkesin frekansıdır diyor. Herkes bir acil durumda bu frekanstan yardım isteyebilir diyor. Ama sen bu frekansa mandal atamazsın. Sahilde bir gemi batıyor, biri boğuluyor, yardıma ihtiyacı olan birini gördün, basarsın mandala, çağrı işaretini söylersin. Türk Radyo, Türk Radyo, Tango Alfa 4, Whiskey Tango Alfa, Mayday, burada böyle bir yardım ihtiyaç durumu var, lokasyon şurası dersin ve karşıdaki cevaba göre o yardım frekansının bir de simplex frekansı var, ona geçersin diyor frekansı meşgul tutmamak için ve yardım çağırırsın diyor ve senin çağrı işaretin diyor tüm dünyadaki log kayıtlarına girer diyor. Bu bir hayatı kurtarmak. Batan bir gemiyi gördün, oradaki yardıma ihtiyaç duyan denizcileri kurtarmış olmak muazzam bir şey ya. İnsanlıktır bu. Anlatabiliyor muyum? Ama sen sana kalsa dersin ki 156-800 yasak.
Değil kardeşim. Devam ediyorum. Demişim ki piyasada bulunan bu Çin ucuz telsizler PMR frekanslarını dinleyebiliyor. Acil durumda veya afet kıyamet senaryosunda PMR frekansları dinleyebilir. Bir ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan biri varsa ona yardım edebilirsin diyor. Diyormuşum ben. Evet dedim. Öyle miymiş diyor. Bu bilgi nereden geliyor? Bu bilgi nereden geliyor? Çok iyi. Şimdi arkadaşlar, PMR frekanslar lisans gerektirmeyen, herkesin alıp kullanabildiği, kullanım esnasında, diyalog esnasında hiçbir nasıl diyeyim, kurala tabi olmayan çok basit alo alo walkie talkie'ler diye geçer. Bunun yurt dışında FRS Family Service Radio, bir de GMRS adıyla alınan yüksek şeylerde, wattlarda çıkış gücüne sahip farklı frekanslarda kullanılan telsizler de mevcut. Türkiye'de bunlar yok. 146 küsürler PMR frekansları oluyor. Şimdi birçok kaynakta bir afet durumunda, bir deprem durumunda belki bir ihtimal bir yardım çağırabilirsiniz diye insanlara çantalarına PMR telsiz koymaları söyleniyor. Kaldı ki bu sadece bir yardım çağırmak için değil, diyelim bir afet oldu, ölmedin ama işte çocuğun su almaya gitti veya evin babası yemek almaya gitti, eşi çadırda veya afet yerinde, onlarla iletişim kurabilmesi için de PMR çok önemli. Ve bir göçük altında kaldın, yani bağıramazsın çünkü bağırmak tavsiye edilmiyor, toz yutup ciğerlerini söndürebilirsin. Onun dışında düdük belki bir nebze, o da yüksek güçlü ses çıkartır. Ama yine Tango Alfa 1 Victor, Eko Victor'un abimizin, saygıdeğer abimizin videosunda olduğu gibi bir Baofeng telsizin varsa UV82, bir düğmeye basıyorsun, öyle muazzam bir alarm çalıyor ki inanamazsın. İnanamazsın. Amatör telsizciysen koyarsın çantana bir tane Baofeng UV82, basarsın, dışarıya gürültü yayarsın veya dediğim gibi 145-500 enkaz altında çok çıkış yapmayabilir. 433-500'den çıkış yapmaya çalışırsın. Zaten amatör telsizciysen bölgenin rölelerini bilir, belki rölelerden yardım isteyebilirsin. Ama istersin ve sen arama kurtarmadaysan veya senin bir yakının orada enkaz altındaysa, sen bu telsizi PMR frekansına ayarlayıp öyle bir durumda sen bir yardım çağrısını dinleyebilirsin. Ve cihazını 0.5 watt'a alıp, low power'a alıp iletişimle kurabilirsin. Kurabilirsin. Bak, normal zamanda bunu kullanmalısın, kullan demiyorum sana. PMR'ın ne diyor, lisansa tabi olmayan radyo cihazları yönetmeliydi sanıyorum. PMR cihazların iki tane kriteri var arkadaşlar. Birincisi 0.5 watt çıkış gücü. Avrupa'da sanıyorum bu 2 watt'a kadar çıktı. Bir de sökülüp takılamayan anten. Anteni değiştirilemeyecek. Çünkü onun kısa mesafe kullanılmasını istiyorlar. Ama sen acil bir durumda belki biri mandala basıp çekiyor, bunu duyabilmen lazım. Sen tabii bir amatör telsizini PMR'a ayarlayıp dinlemen kişinin lokasyonunu bulmanda çok fayda sağlamayabilir. Onu da şöyle çözersin. Yine İstanbul'dan çok üstad seviyesinde bir abim bana bir tüyo verdi. Ben bugün bir afet olsa dedi, laptopuma bir tane SDR cihazı alırım dedi. Şu kadar SDR cihazları var. USB'den bağlıyorsun. Ucunda da bir tane anten var. Değiştirilebiliyor. Bütün frekans aralıklarını tarıyorsun. Ve frekans aralıklarında hangi frekanstan çıkış var, elinde laptopun, SDR cihazın bölgede dolaşarak aslında bir nevi tilki avı yapıyorsun. Yani enkaz altında kaldın. Bununla Wilderness protokolünü birleştir. Her saat başı, eğer o ayrıma gidebiliyorsan, arada mandala bas çek. Eğer akıllı birileri geldiyse orada arama kurtarmaya SDR cihazlarıyla, seni bulabilirler. Diğerleri aptal demiyorum. Ama en üst arama kurtarma, radyo arama kurtarma olayı bu. SDR'ı alıyorsun, takıyorsun. Frekans şeylerinden, ne denir ona ya, kafa gitti. Dalga boylarından yakınlaşıp uzaklaşarak
kişinin yerini de bulabiliyorsun. Biraz yapıcı olmak gerekiyor değerli arkadaşlar, gerçekten. Ve ben şunu yapmışım. Önce amatör olmayanlara amatör frekansları kullanmalarına izin vermişim. Hayır, izin vermedim. Dinleyebilirsiniz dedim. Ve hayat mayat memat meselesi ise demin anlattığım gibi dağ başındasın veya şehirdesin. Bir şey oldu. Yanında yardım isteyebileceğin bir tek telsizin var ya. Bastın, ne kadar suç olabilir ki? Ne kadar? Yani kötü niyetli olmadığı sürece amatör lisansı olan biri de pislik yapabilir ki. Yani ben bugün neyse. Yani potansiyel olarak yasa dışı ya da amatör telsizciliğe laf getirebilecek potansiyeli olan insanlara bir şeyler öğretebiliriz. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. İnsanlar ben değil başkalarından bir sürü telsizcilik, afet, şu bu telsiz kullanımını öğreniyor. Ben dedim ki en azından bazı sınırlarda olsun. Ben kimseyi yasa dışı bir şey yapmaya teşvik etmedim. Ve amatör veya olmayanların illegal bir şekilde yönetmeliğe uymayan, yani PMR olmayan cihazlarla PMR frekanslara çıkış yapmasına izin verdin. Tekrar ediyorum. Bir kıyamet, afet, savaş senaryosundan bahsediyoruz. Yani bu normal şehirde takılırken PMR'a gireyim, dur bakalım neler yapabiliyorum. Bu değil ki. Yani çamur atmak için çok çabalamışsın ama yani gerek yok. Gerçekten gerek yok. Videoda bir tane doğru bilgi geçmiyor. Bir de defaatle insanları yasaları çiğnemeye davet ediyorsun. Ya ben burada yasa dışı olmayan bir sürü şeyi anlatırım. Ve artık taşlar, sopalar ne gelirse üzerime atarsınız. Ben anlatmıyorum bunları. Benim telsizcilik camiasında kusura bakma, senden daha büyük, senden daha üstat abilerim var. Ben bir videoyu yayınlamadan önce zaten bunlarla da istişare ediyorum. Konuşuyorum. Abi burada başımızı belaya sokacak bir şey var mı? Katılır katılmaz. Ya bu 145-500 doğrudur değildir. Bu değil. Bakarlar. Burada yasa dışı bir şey yok. Abi yayınla gitsin. Biz zaten kendi içerimizde yine kontrollü davranıyoruz. Yoksa ben burada yani ne var amatör telsizcilikte en yasa dışı? İşte kriptolu konuşmak. Benden bir tane böyle video gördün mü? Görebilir misin? Ben böyle şeyler ne anlatırım ne de kullanırım. Ne gerek var? Devam ediyorum. Bazıları da şeyden bahsetmiş. Yani bu Türkiye'de yok demişler ve biliyorum abi Türkiye'de yok. Olsun istiyorum. Olması için çabalıyorum ve burada aslında anlatmaya çalıştığım kişi siz değilsiniz. Zaten ben şunu düşünürüm. Bir amatör telsizci telsizi açık olduğu sürece, bir istasyon olduğu sürece 145-500 veya 433-500'ü dinlemeli. Çünkü röleyi dinlemek ayrı bir şey. Rölede insanlar işte telsiz frekansı, işte sesim geldi mi, şu mu bu mu, puan ver. İşte bunları test ediyorlar, cihazları test ediyorlar. Ama simplex dinlemek ayrı. Benim iki telsizim var burada. Dört farklı frekansı dinliyorum. Evet, şu an bir sığınak gibi bir yerdeyim. Bir bodrum kattayım, stüdyomdayım. Evet, telsiz çok çekmiyor, simplex özellikle. Ama röle çekiyor. İki telsizimle de çekiyor. Ben bu protokol, Wilderness protokolü olsun, uygulansın istiyorum. O yüzden anlatıyorum. Ve insanlar bunu öğrenmek, bunu uygulayabilmek için lisans alsın diye anlatıyorum. Bazı arkadaşlar işte beni bot satın almakla suçlamış. Bot falan yok arkadaşlar sayfada. Yorumlarda işte kalpler atılmış, gülücükler atılmış, işte ben süpermişim falan. Bu insanların hepsi gerçek arkadaşlar. İsim soyisimden bulabilirsiniz ve iletişime geçtiğinizde size gerçek insan olarak cevap verecekler. Biri demiş ki işte çeviriyle video yaparsan böyle olur. Şöyle,
Bugün Ruhi Çenet'inden tut. Atıyorum kim var? Teknoloji kanallarına kadar. Bugün YouTube'daki ve aynı zamanda konvansiyonel medyada, televizyonda dahi insanlar yurt dışındaki içerikleri Türkiye'ye uyarlıyorlar. Ben de uyarlıyorum. Çünkü Türkiye'de afette, savaşta, işte selde, elektrik kesintilerinde, sokakta, hayatta kalmakla alakalı hiçbir şey anlatılmıyor. Bakın size çok acayip bir şey anlatayım. Buraya kadar videoyu izleyen var ise, inşallah vardır. Bir de beni bu konuyla ilgili eleştirin. O zaman çok güzel karşılaşırız. Bir amatör telsizci düşünün. Tamam mı? Bir kadın olsun bu. Abi koysun çantasına telsizi. Röle kısıkta açık olsun. Issız bir yolda yürüyor. Misal, tamam mı? Hayatta kalma senaryosu anlatıyorum ya. Issız bir yol veya gecenin kör vakti şehirde yürüyor. Baktı takip ediliyor. Buna şüphelenmiş. Ben ilk videomu yaptığımda Karadeniz'de bir kız dış kapının anahtarını unuttuğu için, kapı geç açıldığı için öldürüldü be. Ama insan şunu düşünüyor mesela artık. Bu kız bir amatör telsizci olsaydı. Hiçbir amatör telsizciye bu arada bir sorumluluk yüklemiyorum. Bir amatör telsizci olsaydı. Bakın. Röleler kayıtlı veya simplexler kayıtlı. Abi çantasından çıkarırdı. Arkasına bakarak, tamam mı? Basardı mandala, çağrı işaretini söylerdi. Şuradayım, yardıma ihtiyacım var. Biri polise haber versin. Bakın bunun gücü ne biliyor musunuz? Saatte 300 kilometre hızla ilerliyor ve hiçbir altyapıya ihtiyaç duymuyor. Anlatabiliyor musun? Bu hobi değil. Benim için hobi değil. O kız o çağrıyı yapabilmiş olsaydı, belki o çağrıyı duyan biri polisi arayacaktı. Çünkü bir polise bağlanmanız yaklaşık 2-3-5 dakika sürüyor hatlar yoğunsa. O sırada birileri de telsizden cevap verecekti kızımıza. Şu an yaşamayan kızımıza. Ve o telsiz sesi duyulacaktı. Atıyorum Ceren Hanım, Ceren Hanım çağrınızı aldım diye. Ve belki bu katili katili vazgeçirtecekti ya. Biz hayatta kalmak istiyoruz kardeşim. Sen ne istiyorsun bizden? Yasa dışı şeyler anlatıyormuşum. Hadi oradan. Yaz CİMER'e. Polise gönder. Adresimiz belli, yurdumuz belli ve vergi levham şurada. Anlatabiliyor muyum? Bunu da bir otosansürden geçireceğim. O yüzden biz, ben, ailem ve hazırlıkçılar olarak hayatta kalmak için bize bu lazım. Sen istesen de istemesen de, sen sevsen de sevmesen de. Devam edelim. Geri kalan yorumlara cevap vermiyorum. Sadece şunu bilin değerli dostlar. Ben burada veya buranın dışında kimseye yasa dışı şeyler anlatmıyorum. Anlatmayacağım da. Diğer bir konu, eski videolarım, hazır o vakur ne denir ya, o kötü olaydan ben başlayarak aslında video yapmıştım. 3 sene önce. Bunu göstereceğim size. Yani veya The Zombie Podcast'in oynatma listesine girin, en aşağıya inin. Kendini koru. Şimdi ben arkadaşlar lisedeyken, ortaokuldayken falan çok ciddi zorbalıklara maruz kaldım ya. Yani okul zorbalıklarını bilirsiniz. Sarışınım, yani memur çocuğuyum, iyi bakımlıyım, anladın mı? Serseri takımı değilim. Ne bileyim, babamın uzun montunu giyiyorum diye herifler beni dövmeye kalkıyordu. Babamın Ecevit şapkasını takıyorum diye benle dalga geçiliyordu. Ben tuvalete girdiğimde okulda kapım tekmeleniyordu. Ben bokun üstüne düşmüştüm. Anlatabiliyor muyum? Ben hassasım bu konulara. Kimseye zorbalık yapılmasını istemem. Zorbalarla da savaşırım. Amacım bu. Ve evli barklı adamım. Ailemi korumam lazım. Bazen eşim markete gidebilir. Yani gidebilir. Burası özgür bir ülke. Yani
kendisini de korumasını bilmesi gerekir. Başkalarının da bilmesi gerekir. Korkarak yaşayamayız. Ve ben bununla alakalı videolar yapmışım. 3 sene önce. Ben aslında 3 sene önce başlamışım. Sokakta asla yapmamanız gerekenler. Kavgada öldürülmeyin. Yani kaçamıyorsan kendini nasıl savunursun? Sokakta hayat kurtaran 14 madde. Çocuklarınızı nasıl kurtarırsınız? Nasıl hayatta kalınır? İşte Distopya Said ile yaptığım, ona cevaben ya da ona ithafen yaptığım video. Yani ben bu videoları hayatta kalalım diye yapıyorum. Ben size söyleyeyim ya, YouTube bu kadarcık izlenmeden para kazandırmıyor arkadaşlar. Benim ana işim bu değil. Ben profesyonel... Bak sinirden nevrim döndü. Ben profesyonel video içerik hazırlıyorum. Bunu satıyorum prodüksiyon olarak. Yani herhangi bir kuruma, atıyorum kongre çekimleri, ne bileyim reklam çekimleri yapıyorum zaten. Benim bir seramik çini atölyem var. Yani sizde telsiz ekipmanları olabilir. Bende de muazzam seramikle alakalı ekipmanlar var yani. Ama bu işi amatörce yapmıyorum. Profesyonel olarak yapıyorum. Benim geçim kaynağım burası değil. Yani o yüzden bazı konuları değerlendirirken, yani siz daha telsiz kullanmıyorken beni eleştiren genç arkadaşlara söyleyeyim. Ben tesis güvenlik belgesi olan bir yerde Milgen projesine parça üretiyordum. Diğer bir konu, dedim ya, bu Distopya Said'in benim kanalda çok büyük hakkı vardır dostlar. Kanal linkini de aşağıya bırakacağım. O kanala da abone olun ve o kanalla beraber birlikte olduğumuz, hazırlıkçılarla birlikte olduğumuz Distopya Said'in kurmuş olduğu bir Telegram grubu var. Said'den rica ettim. Yani usulen benim de bir grup açmam lazım ama ben gücü dağıtalım istemiyorum. Biz gücü birleştirelim. Aynı Telegram grubunda birleşelim ve burada işte ilk yardımla alakalı bilgilerimizi paylaşalım amatör düzeyde. Komplo teorilerini burada konuşalım. Ne bileyim, ekipmanlar, çantalar, işte ateş başlatıcılar doğada, çadırlar, bunları orada bölünmeden konuşalım dedim ve kabul etti sağ olsun. Onun linkini de bırakırım. Arada grup linki değişiyor, insanlar banlanıyor, terbiyesizler gelebiliyor. Bu videoda bu kadar olsun. Çok yükseldim, çok harlandım ama çok da eğlendim. Yine 30 dakika olmuş, 27 dakika. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Yorumlarda da bu konuyla alakalı fikirlerinizi merak ediyorum. Yani kapalı kapılar ardında değil ya. Eleştireceksen, ne bileyim, yerden yere vuracaksan, ya vur, hiç problem değil. Gel yorumlarda vur. Benim görmediğim yerlerde yapma bunu. Anlatabiliyor muyum? Veya benim biraz çabalarsan telefon numaramı dahi bulabilirsin. Ne bileyim, e-posta adresimi bulabilirsin. Bulan buluyor. Kaldır telefonu, ara. Tonguç merhaba, ben bilmem kim. Şu videonu izledim. Müsait misin? Müsaitim. Ya bu videoda bence çok alakasız şeyler anlatmışsın. De yani. Ya da gel beraber video yapalım. Var bende sistem. Yazılımlar var. iPhone ya da Android telefonla bir tıkla bağlanıyorsun bana. Canlı yayın dahi yapabiliyoruz. Kaydedebiliyorum onu. Gel konuk ol. Gel abi, bir şey sunalım ya. İnsanlara hayatta kalabilecekleri yöntemler öğretelim. Öğretmiyorsak da susalım lütfen ya. Rica ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.